Bize kaldığın herkes merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Feyzi Altunay, içim içime sığmıyor. Ve bu haftaki konuğumuz Müjde Uzman. Ve sonunda Müjde ya, bir yıldır gelecek bugüne kısmetmiş. Ne kadar da iyi oldu bugün gelmesi. Gerçekten öyle oldu. Öyle. Hakikaten. Biz tam Amerika'ya gitmeden önce, ama bu video yayınlandığında da biz Amerika'da olacağız. Oradan paylaşırız. Çok güzel olacak. Los Angeles'teyken paylaşırız. Ama dedik ki sana, gel seni de götürelim. Dedi ki çok yoğunum. Ben nereye geliyorum dedi. Hoş geldin Müjde. Hoş buldum. Nasılsın? Vallahi çok iyiyim. Sizi gördüm. Çok güzelsin yine her zaman gibi. Biz ne kadar yıldır tanışıyoruz? Bayağı var. Çok. Çok. Biz de geçen konuşurken Simge'de oturuyoruz. Evet. Sohbet, muhabbet. İki gün önce daha. Ya dedim, var mı şu 2-3 günde dedim çekiminiz? Dedi yaparız, ne oldu? Geliyor musun? Boş günüm var. 2 günü üst üste boş günüm var. Hemen Tolga'yı arıyorum dedim. Boş gününü ayarladık ve bir gün sonra geldi. Görüyor musun? Müthiş bir kız. Öyle de şipşak. Zaten tanımadı. Yani biz bu şimdi Kızılcık Şerbeti fanları falan siz daha o kadar şey değilken biz daha eskiden tanıyordu. Kızılcık Şerbet'in K'si yoktu. K'si yoktu. K'si yoktu yani. Kızılcık Şerbet'in K'si mi? Ha, biz Müjde'yi o kadar eskiden biliriz yani. Evet, tabii. O zaman bir yavaş yavaş böyle bir şeyler yapalım. Tamam. Biz makyaja şey başlıyoruz Müjdeciğim. Sonra full sohbet devam edeceğiz. Ben bir şey sormak istiyorum ama bu arada. Halkla ilişkiler bölümünden mezun olup daha sonra da 2001 yılında elit modellik yarışmasında tabii ki birinci olmuşsun. Nasıl günlerdi onlar diye. Hayır, şimdi konu tenis süreceğim ben. Sen birazcık kendinden bahset bize. Bak, oradan oraya atladı. Tamam. Ben şu hepsini ama hafızaya aldım. Aldı. Cevap aşkım terazi. Terazine. Hiçbir şey unutmam. Hepsine de cevap veririm. Tamam. Siz atlarsanız ben yine durdururum. Bir dakika, şu cevap vardı der. Ona devam konuk edelim. Gibi konuk vereceğim. Gibi konuk. Bak, biz soracaklarımızı peşinden sorduk. Bak, söz sende. Konuk. Ben kartları da vereyim sunuculuk sana. Sunuculuk da yaptık. Yani sunuculuk da var bende. Olmaz olur. Doğru. Bir sürü sorun var. Ağzımda bir artık dışarı çıkacak yani. Üst üste bin tane kıza soru sorduk. Daha önce konuşturmadık ya. Önce kendinden bahset dedim. Sonra aklıma, sen niye makyaj yüzü olmadın? Bak. Niye saçına bir şey gelmedi? Aklıma geldi ama hayır. Şimdi ne yapıyoruz? Bu programdan sonra gelecek. Bence de öyle. Doğru, biz Gülseren... Tabii saçlarını şey... şey yapıyordun, kaynak mı var, bir şey mi var, hiçbir şey yok. Kendi saçları bu arada. Neredesiniz şampuan markaları? He? Neredesiniz? Kerastase. Kerastase diye şimdi. Ama. Kerastase. Marka şey olmasın diye dedim, hani salladım. Yani şu kızın şu doğal saçlarına görüyoruz, hepsi takma takma yapıştırıyor. Neyse, ben onları konuşmayayım. Kime cihan laf atıyorsun şimdi? Neyse, sus. Şimdi şey, boya yok, işlem yok. Boya da mı yok? Hiçbir şey yok. Maşallah. Beyazını görünmüyor mu lütfen? Beyazını görünmüyor. Daha iyi bak. Gözün mü bozuk? Baksana. Bir şey söyleyeceğim, bizim ışık çok iyi o zaman. Evet, Müjde Uzman bir nokta. Sıtır ışığım gözüküyor ama, beyaz ışığım gözüküyor. Zaten ışıkları o yüzden kıstık. Biraz bugün kısarak başladık. Evet. Işığı zor ayarladılar. Tabii. Bizden yansıyor. Aa, bir, ne oldu bana be bir anda? Kısıldım, güzel güzel severim ben böyle. Mutluluk geldi, güven geldi sizden. İstanbullusun, Halkla İlişkiler bölümünden mezun olup tabii ki de 2001 yılında, tabii ki de senden aldım ve ekledim, elit modellikte birinci oluyorsun. Öyle oldu, evet. Yani bu güzellikte, bu Monica Bellucci güzelliği de tabii ki bir şekilde birinciliği hak ediyordu. Hakkında hayırlısı olmuş. Hayırlısı olmuş. Ama 2001. Şöyle, o zaman ben komedi anlatayım. 22 sene olmuş bu arada. Yani sen 5 yaşında falan mı katıldın, kız kaç yaşında? 17 yaşındayım. Arkadaşım nasıl zarif görüyorsunuz değil mi? Çok. Çocuk yani, güzel mi seçildin yoksa? Niye katıldığımı da bilmiyorum. Çünkü tam yaz dönemine denk geliyordu. Ben yazları zinhar İstanbul'da durmam. Evet. Yazlığıma giderim, yazlıkçı olduğum için. Bir şekilde içime doğdu. Yani ne manken olmak istedim hayatımda, ne oyuncu olmak istedim. Hiç öyle hayallerim de yok. Bilmiyorum. İtti seni öyle. Hissi kabiler bu. Bilmiyorum. Hmm. Kendi kendine mi başvurdun? Ben başvurdum. Hiç kimse bilmiyor. Gittim yazlığa ben tatile. Aradılar, dediler ki elemelere katılmaya hak kazan. Ben ikinci seçenek olmam deseydin. Ya şimdiden seçin. Nasıl? Ya da hiç beni çağırmayın. Bu arada mankenlik yarışması bu. Güzellik yarışmasına karşıyım. Çünkü şeyim bir taraftan da böyle atarlıyım diyorum. Ne münasebet, güzellik, kime göre, neye göre filan. Bu model olacaksın. Evet, mankenlik biraz daha bir profesyonel bir durum olduğu için. Hı-hı. Ama gerçekten niye katıldığımla ilgili hiçbir fikrim yok. Ben gittim yazlığa, çağırdılar. Az daha elemelere de gitmiyordum. Yazlık arkadaşlarım ittirdi. De gitmek zorundasın diye. Araba yani. Vardı. Aa, kazandın tabii. Aldın arabayı. Alma. Vergisini sen mi verdin şey mi? Hayır, şaka. Öyle. Vergisini sen mi verdin, verdin yoksa onu? Komple biz verdik yani. Tabii canım, yok. Neydi o araba o zaman? O... Peugeot 206 cc. Aa, otoban faresi. 11 sene kullandım o arabayı böyle parçalanana kadar. Helal olsun, işe de yaradı yani. Ehliyetim yok, arabam var. Düşün, nasıl kullandın? Haldeydim. Kullanmadım, bir sene yattı. Ha, sonra ehliyet aldın, aynen. Kullanmaya başladın. Ama... Birinci oldun sonra. Ya gittim elemelere, zar zor gittim. Çünkü yazlıktan gitmek istemiyorum. İnanılmaz. Bindirdiler beni otobüse, hadi git en kötü. Zaten seçilmezsen gelirsin, yani elemeden geçemezsen. Hı hı. Ki öyle bir şey mümkün olmadı, değil. Arabayı al gel, öf pöf gittim. O sırada söyledim aileme. Ablam, annem aradı. Bu dedi yarışmaya başvurmuş, elemelere gidiyoruz. Aradı beni, götürdü.
şudur diye filan. Gittim, binlerce kişi var dedim burada beni şimdi kim seçecek bu kadar insan arasında. Peki şu anda tanıdığımız ünlü olmuş birileri var mı o sene katılanlardan? Üçüncü Özge Ulusoy. Aa, Özge ile aynı dönem mi? Nihan Buruk da, şimdi Nihan Buruk oldu. Evet. Şey, Pantene, bir de hani şampuan vardı, sponsor oluyordu ya. Pantene o zaman da orada tabii, şey miymiş? Yani. Nihan da wow. Pantene güzel olmuştu. Aa, inanılmaz. Arabayı aldım. İşte elemeye gittim, seçildim. Dediler ki yanınıza eşya alın, kampa gideceksiniz. Hiçbir şey almadım. Ya dedim, bir şey olmaz. Yemek yemek yasak, ben homini gırtlak yiyorum. İşte herkes böyle şey. Şıkır şıkır. Kız çocuğu, ben kaçıyorum uyku ama saatinden. Cool işte, bir şeyler şey yiyorum filan. Tam modern şeyi bu. Boyum da hepsi gibi Özge'yi biliyorsun maşallah. Özge'nin maşallahı var. Ama sen de zaten kısa bir canım kız Özge değilsin. Beni orantılı bulmuşlar. Yarışmadan sonra dediler ki biz orantı ve karizma arıyorduk. Doğru. Peki dedim. Yoksa yani ama zaten Özge'nin vücuduyla benimkini kıyaslamak mümkün. Elit modun look'ta zaten dediği gibi öyle güzellik yarışması olmadığı için tabii, şey, model, fotomodel gibi, şey gibi de düşünebilirsin. Yani. İlla boy 2 metre olması gerekmiyor yani. Tabii. Gördüğüm en askeri disiplin yerde çünkü yabancı menşe. Hiç kimseyle konuşamıyordun. Telefonlar toplandı. Asker gibi aileni arayacaksan belli bir gün saat vardı. O zaman arayacaksın. Jürilerle öyle şimdiki şeyler gibi masaj yaptım, birinci oldum yok yani. Onu geç. Aklıma geldi dedim ki söylemeyeyim şimdi. Onu aklıma geç. Geldi de. Onu geç. Sonra 2018'de mi ne tekrar etmoluk yaptılar. Bakmışlar işte araştırmışlar. Son birinci benim. Buldular beni. Gittim. Ama eski ekipten kimse yok. Ne jüride ne yapım şirketinde. Dediler ki masaj yapılacak. Yok masaj olsa gitme abi. Dedim ki kızlara moral vereyim. Gittim kulise. Aa biri köşede sigara içiyor. Öbürünün önünde telefon. Tırnaklar bu kadar. Saçlar boya. Hepsi rahat. Ben orada şey gibiyim yanlarında. Amatör gibiyim böyle. Yani ben moral vermeye geldim ama siz okeysiniz. Bir tanesi diyor ki çünkü ben zaten mankenlik yapıyorum da işte CV'me katkı olsun diye geldim filan. CV'ni yazarsın dediler. Dedim beni bunlara katacak bir şeyim yok. Fıydım. Bir daha da yapmadılar. Yani benden sonra yarışma yapmamışlardı. Son son elit modelluk yani. Herhalde. Elit modelluk bükücü. Evet, modelluk bükücü. Elit modelluk. Peki sen oradan mesela direkt oyunculuğa geçmeden önce bir sunuculuk durumu var değil mi? Sonra oyunculuk evet. Geliyor. O yarışmanın ödülü bir ajansa girmekti zaten. Arabanın yanı sıra. Güzel. İnternette de eleme yapmışlar. Yani internet yarışması da yapmışlar. Halkın eseri o zaman seçti. İnternet mi varmış kız? 2001'de evet, var mı? Oylama yapıldı. Onu da kazandım. Oradan daha bir laptop hediye etmişler. Bedavaya getirmiş her şeyi. Ben poğaçaları gerçekten seçim anlamadım yani. Ortaokuldan sonra lise dönemim biraz sıkıntılı geçti benim. Okulum değiştiği için. Ben inek bir öğrenciydim de. Belli ki ama. Girdim. Belli ki o. Çok severim belli. Öğrenmeyi. Valla. Ben öyle inek tip çok. Miydin sen? Evet. Tam tersi bana daha kendi başına buyruk daha böyle. Tam tersi bana da hırslı. İkisi hırslı de. Geliyor. İkisi de kendi yani. Başıma buyruk. Asi ama çok çalışkanımdır. Güzel. Güzel bir meç o. Bence çok de hoş. Olması. Karışmayın bu kıza ya. Karışmayın yeter. Hem eğlence hem çalışkanlık. Bravo valla. Şey işte terazisin aşkım. Ay. Terazi yine başladı. Git geldi. Tam vardı ben kabul bunun etmiyorum. Yok. Kabul etmiyorum. Neyi kabul etmiyorsun? Bu küfürü kabul etmiyorum. Üniversitede bütün derslere felsefe, tarih, reklam, zırt pırt girdikten sonra bir yarım dönem uzatıp mezun oldum. Hadi çabuk ben Kızılcık Şerbeti'ne gelmek istiyorum. Hayır, ben hayat geçmiyorum. Ben buradan Kızılcık Şerbeti'ne geçiyorum. Tabii tabii aynen. Yok bak kızılcık hayatım. Kız bulmuşum uzmanı. Bir buçuk saat bu program. Konuş. Şey gibi Semiram İstekkan'ın şeyleri, röportajları gibi. Kızlar daha geçiyorum ya. Gülün diye dedim. Şaka lan şaka. Gül diye. Ondan neyse, sonra o sırada işe girdim ben. Üniversitede tabii kanım kaynıyor. Hem staja gidiyorum hem Dream TV'de VJ'lik yapıyorum. Çünkü kapılarına gittim. Dedim ki VJ arıyormuşsunuz. Ben dedim yaparım. Çok acayipim. 7-24 klip seyrediyordum. Gerçekten evet, salonda herhalde. Böyle oturuyorum. Ablam içeri giriyor, bakıyor. Kızım diyor, 10'uncuya dönüyor aynı klip. Neyse ben böyle festivaller gezdim, girdim dedim. Benim etimden sütümden faydalanın. Ben dedim bir tık şeyim bu konuda, ilgiliyim. Ondan sonra orada eğlendim, çalış, et, okula git falan. Okul bitince üniversite girdim bir işe. Yine bütün çoğu önyargıların ve fikirlerin aksine ben masa başı işi çok severim. Benim i̇şte masam olacak, saatim olacak. Nefret ederim. Plan programım olacak, onu severim. İşte öyle bir kız, yani işine gitsin. Düzen. Hani öyle ünlülükle şeyle de bir derdin yok senin diye biliyorum. Türkiye'nin en büyük şey dizisinde evet ama işte o kadar kendi halinde ki. Bence bu kadar serbest bıraktığı için sana hayat bu kadar böyle dolu dolu geliyor. Hani. Olabilir. Öyle yani olunca. Yaşamak istediğim bir hayat şekli var, onu hiçbir şey bozamaz. Yani. Benim de Jeff Bezos arkadaş şey olmak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim, ünlü olmak lanet değil mi? Yani iyi de bir şey, kötü de bir şey. Kullanabilene bence. Söyleyebilir miyim? Rahat değilsin. Herkes evet. Sana bakıyor.
Sürekli herkesin bir fikri var seninle ilgili. Atıyorum ben belki içip içip sarhoş olup yere düşmek istiyorum. Hmm. Belki sevdiğimle öpüşeceğim sokakta. Yurt dışında belki. Niye orada öyle bile kaçayım cezalı gibi? Ha şimdi sevgilim mi dedin? Nasıl diyor? Hayır şaka yapıyorum. Hep şey yapıyorum. Allah siliyorum şu an. Sevgilim dedi. Neyse hani... Hem soldan yapıyorum çok affedersiniz. Evet. Mabadıma ter akıyor. Yani buradan sırtımdan. Hep bu taraftayım. Zaten zorlanıyorum. Bir de hiç oynatmadan aydan çekmeye çalışıyorum. Şeyler oluyor. Bak seni ne kadar seviyor. Kirpini kıvıramadım. Niye öyle oldu? Belki kıvrılmıyordur kendisi. Hayır kıvrılıyor. Seninle alakası yoktur. Benim kirpim kıvrılmıyor. Kurban olurum işte ya. Bak seninle bir alakası zarafetini olamaz. Görüyor musunuz? Neden? Çünkü Venüs. Venüs'ten etkileniyor. Venüs'ün şeyin ismini ya. Bakalım. Hoş geldin makyajı. O zaman paravan arkaya aynı açılıyor, 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 açılıyor. Bakayım ben de görelim. Aa çok bebeksi değil miyim? Bak şefsevi onun bu tepkileri ben. Tatlışına bak. Dur ben de şöyle görmek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Aylan çekerken sana zorlanıyor vardır normalde ama işte profesyonel olunca böyle çok hemen kola çekebiliyorsun. Çok zor benim gözüm. Göz kapağım olmadığı için. Saç desen var, kaş desen var. Çene desen var, dudak desen var. Vallahi sevgilisi çok şanslı. Bekar mısın şu ara? Bekarım. Bekarlık iyi be. Öyle mi? Bekarlık i̇yi, sultanlık iyi. Doğru. Bu arada Tarkan'ın Hüp Pepsi reklamında oynamışsın sen. Öyle evet. Mi? Evet. Dünya Kupası vardı. Heh. Dünya Kupası'nın Hüp değil de Ararı Bulduk. Hatırladım. Ben yeni birinci olmuştum Elif Modullu. Dediler ki Tarkan'la bir reklam. Hatırlıyorum gelecek. Ki eyvah Tarkan bir de. Bu arada zannediyorum ki 3-5 kişi olacak bir gittim. Ordu var yani Tarkan'ı böyle ileriden falan görüyorum. Çıkıyorum dışarıda seyrediyorum. İşte kızlara diyorum ki ben çok seviyorum, çok beğeniyorum. Tam çekime gireceğiz bu en önde. Bu dediğim de Tarkan. Yani şimdi bu demeyeyim. Ama o da terazi biliyorsun. Da terazi. Şey yapmaz. 17 Ekim. 17 Ekim. Ben de 18 Ekim'im oradan biliyorum. Annem de 16 Ekim. Hı. Ben böyle herkese çok seviyorum, seviyorum dedikçe sahneye gireceğiz. En önde o. Arkada bir dansçı kızlar var. Hı hı. O dansçı kızlardan biri. Hastalandı. Hayır. Hı. Düştü Tarkan'a bayıldı. Böyle yaptı. Tarkan önümde. Bu seni çok seviyor, beğeniyor dedi. Aa gitti. Tatlı kızmış. Ben de madilenecektim şu an. Bak bir şey diyeceğim. Tarkan böyle önümde. Böyle bana döndü. Esas şimdi skandalı anlatıyorum. Buraya kadar çok güzeldi. Benim sağlattım işte. Döndü bana ah canım dedi. Sarılacak öpecek. Beni böyle tuttu omuzlarımdan. Kendine doğru çekmeye başladı. 17 yaşındaki salak ne yaptı? Kendini ay yapma mı? Ben kötü olurum sarılma dedim. Şaka yapıyorsun. Sarılmadım adamı. Adam sana sarılmak istedi, evet. Sen sarılmadın. Evet. Tarkan'a. Evet. Ama çok 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 küçükmüşsün. Oradan sonra oyunculuk nasıl başladı? Ben direkt oyunculuğa geçmek istiyorum ki Kızılcık Şerbeti. 40 dakikadayız şu an zaten. Şöyle oldu, ben girdim kurumsal çalışıyorum mutlu mutlu. Kurumsal kamuran, tıkı tıkı tık. Bulmuşum, gitmişim falan. Ajans arıyor sırada, dizi görüşmeleri var, dizi var, dizi var dedim ki bırakırım hemen masayı şıkır. Eğitimli falan değilim, ben oyunculuk falan yapmak istemiyorum. Kapatıyorum suratlarına, öyleyim. Sonra bir baktım bir tane diziye hayır dememişler, ben sinirlen. Saçımın yarısını kırmızı yapmışım falan zaten asiyim. Dedim sen hayır demedin mi dedim. Ben gidip diyeceğim. Ver dedim adresi. Ben gidip hayır diyeceğim. Diziyi reddedeceğim dedim. Reddetmeye dizinin ayağına gidiyorsun. Set şeye. Görüşmeye. Yapımcıya. Dizini ay çok merak gittim. Ettim. Diziyi söyleyecek misin? Hangi sonra? Dizi? Söyle, tamam okey. Çünkü bir bölüm yayınlandı. Falan. Ha, bir de. Yok ortada. Yeni bir kanal açılmıştı. 3 bölüm çektik. Bir bölüm yayınlandı. Kanal da kapandı battı sonra. Hangi kanal? CNBC kanal miydi? Kanal 1. Hiç bilmiyorum. Hatırlıyorum i̇şte, sanki. Çok evet. Eski. Neyse girdim ben içeri. Saçım zaten kırmızı kırmızı falan. O zaman işte bir kas direktörü var. Ay niye saçını böyle yaptın dedi. Canım istedi çünkü dedim. Aferin kız. Böyle döndü yapımcıya. Ay tam aradığımız karakter dedi. Böyle olmuş. İşte böyle oluyor. Ne? Falan. Çekti beni içeri. Sen bir gel. Beni nasıl sakinleştirdi biliyor musun? Müjde kamuk yaptı. Müjde dedi. Tamam anladım istemiyorsun. Okey. Bak ısrar etmiyor. Hı hı. Ama dedi denemek istersen gel deneyelim. Bakalım dedi. Sonra istemezsen yapmazsın dedi. Mantıklı. Öyle deyince benim şöyle durduğum o pozisyon. Hop oldu. Hı hı. Ben birazcık kameraya öyle bakayım. Böyle oldum. Öyle mi diyorsunuz? Çünkü tatlı gelmişler. Ne kadar tatlıydı ki. Çünkü bana öyle ısrar falan sökmez. Tam tersini yapar ya da fotoğraf çekiyor. Terazi işte. Asla. Ama ben ısrar ederim işte o biraz sıkıntı bak. Bana yapılmasına tamam. Hoşlanmıyorum ama ben yapıyorum maalesef. Israrcı mı? Bir tip misin? İstediğim olacak. Ha öyleli. Ben de eleştirmeye bayılıyorum. Şey yaparım. Terazi işte.
Fransa'da çektik bu arada. Bir de. Tabii. O yüzden battı kanal. Şubat ayında bilmem koştur moştur bayağı paralar harcandı. Bir bölüm yayınlandı. İkinci, üçüncü bölüm bile görmedim ama ne oldu? Ben bir girizgah yapmış oldum konuyu. Doğru. Çok bu başladın. Sonra dedim ki. Kızılcık şerbetten misin? Reklam, meklam, minik sinema filmlere çok gözükmeyeyim, paramı alayım, evime gideyim. Ayrı eve çıkmışım o zaman. Para da almıyorum ailemden. Gene. Aa müthiş. Kendi ayaklarının üzerine duruyorsun. Aynen. Ha işte öyle bir kız be Müjde. Ne zannediyorsun? Arabam da var. Dedim para kazanmam lazım. Böyle bir iki yerde minik minik oynadım. Böyle başvuru hiç kabul etmedim hiçbir yere. Dedim ben önce bir bakayım yapabiliyor muyum? Bir ısınayım setlere. Sonra Muhteşem Yüzyıl gelince işte, dedim ki ben galiba fena değilim. Sırığıma. Aa. Dedim. Muhteşem Yüzyıl'daki son döneminde mi oynamıştın sen? Yok. Başlarında mı? İlk sezonda mı? Tabii tabii. Bayağı sonlarına doğru. Ben onu izlememiştim ben çünkü. Seyrettim. Ben seyrettim. Süleyman'ı, Müleyman'ı her şeyi. Hepsini farkı. Biliyor musun? Biliyorum. Nurbanular, şeyler. Ne oluyordu? İşte nasıl ne oluyordu? Saray derken birbirine geliyordu işte. Rolü neydi orada? Hatırlamıyorum onu. Nasıl izledim? Ha izledim. İzledim. Ama bir şey söyleyeceğim. Ne yapayım? Replikleri mi ezberleyeyim? Süleyman falan mı? Hayır Müjde'nin karakterini sordum sana. Prenses sesti işte bir şeydi. Prenses. Fertinya. Ben prenses olur muyum? Hiç sevmem öyle şeyleri. Ne olsun şey Selena dizisi sanki. Prensesmiş. Selena, Selena, Selena. Bali Bey'in çarşıda görüp aşık olduğu bir Ermeni miydim acaba? Tabii yabancısın işte. Ya, tamam işte yabancıydın. Prensesen yabancı olur. İyi bağladı diyelim de. Güzel bağladım ama. Türk halkını ben burada korumak istiyorum. Türklere prenses olma. Size prenses değil. Türklerden prenses. Ya Rabbim. Ya Rabbim açtım ellerimi. Bak gördün. Konuşamadı bile. Prenses dedi. Burada yorumlara yazın. Sen Türklere var mı yani? Prenses bildiğin? Ne kadar sürdü peki Muhteşem Yüzyıl? 9 bölüm falan oynadım. Zaten o kadarlıktı rol. Öldüm çünkü. Zaten biz bunu söylemedik. Bir seçkinde ben yoktuk Muhteşem Yüzyıl'da. Ben de öyle diyordum. Bak dizileri kabul etmiyorum ya o sırada. Diyordum ki o zaman ajansıma. Hadi dedim tamam Muhteşem Yüzyıl'dan teklif gelirse girerim. Zaten bir ben oynamadım. Dalga geçiyordum. Ne geldi? Bak söylediklerini. Ama o sırada başka diziler de geldi yine çok seyredilen. Ben mesela, mesela hangisiydi? Mesela ne olur söyle. Böyle çok tutan da sana gelip hani doktor, şey yapmadığın bir şey var mı? Dizi vardı doktorlar değil de. Bireysel anatomi. Oydu ha tamam okey. Yani ondan da teklif gelmiş. Muhteşem Yüzyıl tercih etmiş. Çok iyi yapmışsın. Ben de aynı şeyi. Telefonun sesini de kısarsan çok sevinirim. Kim bilir kim hangi borçlu. Sonra hemen bir diziden daha teklif geldi. Öyle o da bir güzel. Çocuk sevdim. Bir çocuk sevdim uzaklar. O mu? Jenerik müziğimizde oydu. O muydu gerçekten? Oradan sonra işte Kızılcık Şerbeti'ne kadar geldi. Gözümün önünde fan oldu. Şu an benden fan çok oldu. Enteresan. Bak biz iki çok uzun zamandır böyle bir şey yoktu. Türk dizisi seyretmiyorduk. Gerçekten çok uzun zamandır ama yani. En son işte biz kimden kaçıyorduk anne. Mesela onu izledim. Ben sıcak yani. Kafayı falan. Yine platform işi seyredim işte. 48 dakika 50 dakika geçmesin diye ama siz nasıl bir dizisiniz kardeşim öyle. Gerçekten. Bütün Türkiye mi sizi konuşur? Şimdi bir bütün masada varsınız. Masayı bir yatıralım. Bütün evet masada var. Her masada varsınız burada da olun. Hadi o zaman açtık Kızılcık Şerbeti dosyasını. Hadi bakalım. Kızılcık. Adı neden Kızılcık Şerbeti? Kan kustum. Kızılcık şerbeti içtim dedim anlamında. Gibi ya da kan kusarım kızılcık şerbeti içtim derim gibi. Yani derin bir anlamda. Yan ama tütme efendime söyleyeyim. Canın acısın ama çaktırma veya işte çok güzel örnek vermiştin. Hı-hı. Onu bence hani bu sen şey atıyorum işte bilmem kimden ne? Dayak yedim ama söylemiyorum hani kızılcık şerbeti içtim diyorum. Hani kan kusuyorum ama. Hani bu iyi bir şey mi? Her şey, bir şey mi? Çok kötü. Ben istemem böyle bir şey. Sen böyle bir karakter değilsin. Normal. Normalde değil mi? Dan söylersin yani. Yok. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Biraz önce bir sinek vardı. Böyle diye. Yani herkes hayvan sever falan ama senin bu hassasiyetini görünce açıkçası çok şaşırdım. Var mı çok kedi köpek evde? Kedilerim var, vejetaryenim. Sinekleri de, örümcekleri de, hiçbir hayvanın hepsini alıp dışarı atıyorum. Müthiş. Kara Fatma? Hepsini. Onları hiç sevmiyorum. Ben sevmiyorum diye ölecek mi hayvan? Çok doğru bir belki şey söyledin. Ne kadar utandım şu an. Allah korusun sakın. İki cümlede bitiririm işi. Bitirdi doğru söylüyor. O zaman çok teşekkür ediyoruz geldiği için video sana. Hayır ya şu Kızılcık Şerbeti devam edeceğim. Kızılcık Şerbeti nasıl geldi teklif sana? Kızılcık Şerbeti. İstiyorsan bir ara verelim. Bir ağzını mağdını bak. Yapalım sonra şey yapalım. Ne diyorsun? Kızılcık Şerbeti az sonra. Az sonra olan. Bekleyin Nur Semay falan her şeyi konuşacağız.
Kızıl Şerbeti'ne geldik artık. Bu teklif sana nasıl geldi? Nasıl kabul ettin? Karakter senin için ne ifade ediyor? Birkaç tane sorun var. Onların hepsini daha sonra şey yaparsın. Bir daha konuşmayacağım çünkü. Bir önce proje başlangıcını bir bunları merak sonra ediyorum. Sonra soracaklarımızı sorarız. Biz canım Rahşan'la menajerimle çalışmaya başladık Nisan'da. Bence onun da şansı. Çünkü hayatım böyle hep böyle gitmeye başladı. Sağ olsun. Maşallah. Ne güzel. Birkaç iş daha geldi. Ben hatta bir iki iş reddettim o esnada. Rahşan dedi ki kızım dedi hani dedi ne oldu dedi durmuştun, çalışmak istiyordun, niye reddediyorsun? Rahşan dedim bak ben kendimi biliyorum. Ben ayağım geri geri giderek dedim sete gidemem. Doğru söylemişsin. Şimdi şeyim yani keyifçiyim de bir taraftan. Dedim bak gelir, vallahi gelir, vallahi gelir, vallahi gelir. Sonra bu iş geldi. Yapımcımız Faruk Bey, müthiş bir insan. Yani anlattı, dedim ki varım. Evet ben oynadığım bir diziden sosyal sorumluluk, efendime söyleyeyim faydalı olsun, insanları bir şey öğretsin bekleyen bir insan değilim. Ama ve lakin. Böyle şeylerde yapmamız lazım. Şart. Neden? Tarihi diziden öğreniyoruz bazen. Tabii. Benim de böyle bir şey tarafım var. Fark protest bir tarafım var senin. Evet. Gelmişim işimin 20. senesine. Artık bir şeyler söylemek istiyorum. Bir şeylerin parçası olmak istiyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla dedim kabul. Kaç bölümlük senaryo geliyor? Ya da kaba bir şey mi geliyor sen onu okuyorsun da beğeniyorsun? Değişiyor. Atıyorum 5 bölümlük senaryo mu geliyor yoksa bazen, özeti mi geliyor sana? Bir şans. Ha? Bazen 5 bölüm senaryo oluyor. Bazen hiç olmuyor. Bazen sadece ana hatlarıyla hikaye geliyor. Bazen bunda ne? Ana hikaye mi geldi sadece mesela? Evet. Bana hikaye geldi. Ben hemen görüşmeye gittim. Orada onlardan dinledim. Yapımcımızdan dinledim. Senaristlerimizin de kalemine eline sağlık. Tabii. Yani ben mesela açıkçası daha ciddi, daha dram gidecek zannediyordum. Hı-hı. O kadar yumuşak yumuşak, tatlı tatlı komedisi de var. Tatlı rahatlatan sahneler de var. Çok ciddi böyle kamu spotu gibi. Hayatın içinden. Gibi. Ha, gerçekten evet. Aslında. Tabii hepsi ki. Var. Ve çok çok izlemesi de bence çok rahat bir iş. Çok. Su gibi akan bir iş gerçekten. Çok mutluyum. Yani karakterimi de çok seviyorum. Peki seni bu karakter için özel düşünmüşler ve seni o karakter için istediler. Sen de o rolü okuyunca sevindin ve hemen oynamak istedin. Faruk Bey hatta söyledim. Dedim ki yani beni hiç böyle görmediniz. Genelde daha hep oynadığın roller gelir ya garanti. Onu da yapmıyorsunuz. Öncelikle dedim bunun için teşekkür ederim. Artık doğaçlama yapıyorum. Koymazlar zannettiğim yerleri koyuyorlar. Süper. O da... İlk defa şeyi de gördüm. Mesela taklit yaptım bir kere. Hastayım. Sesim çıkmıyor. Dedim bunu nasıl koymazlar biz hani geyik yaptığımız için. Koydular. Sonra bir de sonraki bölümler diğer karakterlerin taklidini yapmayı da yazmışlar. Ha, öyle senaryoya da yön vermiş oldum. Çok rahatsınız. Çok hoşuma gitti. Bir oyuncu için bence müthiş bir konfor alanı. Çok. Evet. O zaman bu dizinin bu kadar tutulmasının sebebi gerçekten senin de biraz önce anlattığın gibi şey mi? Hayatın içinden her şeyi yansıttığı için mi bu kadar fazla sevildi sence? Herhalde yani. Bence döneme bu kadar de uyudu. Tabii, bu kadar İnsanların doğal olması. Görmek istediği, hasret kaldığı bir şeyler de var. İkisi de var. Yani sıkılmıyorlar, sürekli dram izlemiyorlar. Dram izlediklerinde de çok sonuna kadar izliyorlar. Koyu bir dram. Dizide Apo'yla bir şey olma ihtimali var mı sence? Ama bir şey söyleyeceğim. Bakın ben bunu şimdi... Burada benim yazılmış sorunum vardı. Burada olmayan. Bunu ben soracaktım. Ama zaten cevap vermeyeceğim. Ha, tamam okey o zaman. Nevşin Mengü gibi soruyorum. Soru gelsin. Gelsin. Alev ile Nursema'nın love-hate ilişkisini birazcık anlatabilir misin? Birbirinizden hoşlanmazken şimdi bambaşka bir dostluğa dönüştü. Bunun sebebi nedir diye sormuşlar. Acı. Acı. Şimdi ikimiz de bir şeyler yaşadık. Bir de zaten bu bir dönüşüm hikayesi. Zaten vermek istediğimiz mesaj şu. Sevgiyle her şey çözülür. Artık bizim derdimiz yaşam şekli. Farklılıklar ayrıştırma değil. Yeterince ayrıştırıldık. Kimsenin kimseden asla farkı yok. Hepimiz insanız. Hepimizin fikirleri var. Kimse kimsenin alanına girmediği sürece de zaten biz bir arada yaşayabiliyoruz ve yaşıyorduk zaten. Bizim zaten vermek istediğimiz mesaj bu. Bravo! Kamu spotu gibi bir dizide insanlara gerçekten sevginin ne kadar önemli bir şey olduğunu göstermesi muazzam bir şey bence. Peki şahane kabul şey ettiğinde gerçekten bu bütün dizileri tokatlayıp da birinci olacağınızı tahmin ediyor muydun okuduğunda senaryoyu? Ben hiç öyle şeyler düşünmem çünkü ben içinde olmak istediğim şeyde olduktan sonra bir bölüm gitmiş, kalkmış, insanlar sevmiş, sevmemiş. Ben hiç onu düşünmüyorum. Hiçbir zaman düşünmedim. O benim için itici güç değil, motivasyon değil. Birincisiniz bu arada değil mi? Ama birinci o. Ama ev ya. En çok kim gülüyor? En çok kim bozuyor şeyi? Barış Sema Kılıç. Dedi. Barış Kılıç. Barış Kılıç. Hangisi? Kırtaş mı? Şey. Kılıç'ın manita. Ha tamam evet. Evlenecekler inşallah. Bilmiyor muydu bu? Söyledim. Sen bilmiyordun. Hayır ama bir şey olacakları belli. Ha evlenecekleri. İlk kez peki burada daha bir şey olmadı. Bilmiyorum. Ama söyledin evleniyorlar. Evleniyorlar mı? Evleniyorlar. Kıvılcım'la Barış evleniyormuş. Düğünümüz var. Geldik makyajını yaptık Kıvılcım'ın dilim makyajını. Kalbin boş diyorsun. Değil mi? Ya da dolu mu bilmiyorum anlamadım. Bunu bir soralım. Bak insanlar çok merak. Ama bak bu kadar güzel bir kızsın şimdi. Yutkunayım önce. Bu kadar güzel bir kızsın. İnsanlar tabii ki merak ediyor yani bu kızın bir erkek arkadaşı var mı, sevdiği biri var mı? Yani nişan var mı, evlilik var mı ileride bir şeyler bekliyorlar mı çocuğum? Hayır var mı böyle bir şey yani ciddi oldun ya da işte tamam, yani. Tamam ben demin söylediğim şeyi söyleyeyim. Benim tamam.
Kalbim dolu ama hayatım boş. Nasıl oluyor yani? Artık gerisini siz düşünün. O zaman yorumlarda yazın. Yani, kalbim dolu ama hayatım boş dedi. Der ki... Zaten hayatım dolu olmak zorunda değil. Çok... O zaman diyelim ki çok aşık olduğum birisi var ve özelliği... Dur. Diyelim ki çok aşık olduğun birisi var ve bir özelliği, davranışı seni çok rahatsız ediyor. Bu davranışın ne olurdu ve sen neden nefret edersin bir ilişkide birinden rahatsız olman için? Dolaylı sorulara girdim diyorsun. Beni hiçbir şey hiç kimseden soğutamaz. Öyle bir şey değil. Seviyorsam severim diyorsun. Komple seveceksin. Ama ya bunun sevgiyle alakası yok. Ben kendim olamamayı sevmiyorum sadece. Hmm. Bence her ilişkide herkes kendi olup birlikte olabilmeli. Kendin... Tabii ki dönüşüyorsun birbirine, evet. Yani iki kişi oluyorsun artık, o ayrı bir şey ama hani onu kendine benzetmeye çalışmak, alanına ihlal etmek ya da karışmak ya da o patron ilişkisi, yani iş hayatında da bu. Anladım. Bence seviyorsan, birlikte ömür geçirmek istiyorsan veya işte ne kadar şey yapıyorsan ona uygun davranmak gerekiyor. Benim tek sıkıntım bu olabilir hayatta, başka bir şey olamaz. Burada bir soru gördüm ama bunu da sormak istemiyorum. Sen bir soru sorar mısın şu an? Çünkü yani bungee jumping'le ne alakası var bu konunun? Bungee jumping yapar mısın? Tanıştığında yapmak istediğim şey. Ya. O benim hayattaki şu an amacım. Gerçekten. Onu yaptıktan sonra ben her şeyi yaparım. O benim hedefim. Hatta uçaktan atlamak falan, paraşüt manşı asla yapamam. Benim yükseklik korkum. Ayşe, benim YouTube kanalım açılsın. Bakın neler yapıyorsun. Ha, ona da gelelim. Dur. Bu arada bu yayınlandıktan belki bir iki hafta içinde açılmış olur kanal. Ha? Galiba stok çekeceklermiş önce falan. Biraz bir şeyler yapacaklarmış. Yaza doğru açılmış olur. Çünkü bayağıdır planlıyoruz. Ama yine her şey zamanında oldu aslında. Güzel oldu. Bir de çok güzel bir konseptle giriyorsun. Neler yapacaksın? Bir spoiler. Benim zaten kendi ilgi alanlarım, zevklerim vardı. Mesleğimden dolayı sadece rol yapıyorum işte. Kendimi tanıtayım ama insanlar beni bilsinden de değil, ama bunları yapacak bir mesaim, bir vaktim olmuyordu. Şimdi bunu işe çevirebilmek çok güzel. Ben evde oturup bir şeyler tamir ediyorum. Teknolojiyle çok ilgiliyim. Wow. Araba çok seviyorum. Evde araba koleksiyonum var. Nasıl bir koleksiyon? Motoran Mustang. Ben Mustang'çiyim. Eve nasıl sığdırdın dermişim ben de. Ha, bir dakika. Yani araba koleksiyonum var deyince ben zannettim ki Mustang koleksiyonu var. Hayır. Arkadaşlar. Yani şimdi demek bu dizide işte belli. Biraz daha aksiyon, macera. Sonra çok... nasıl yakışır? Lara Croft gibi kızsın. Gerçek. Lara Croft, bir de kime benzetmiştik biraz? Jessica Biel. Jessica Biel. Hastalık dedin, aslında çok girinmek istediğin şeyler değil ama 2014 yılında bir hastalığa yakalandığını öneriyorsun ve kaç sene sonra tamamen bitiyor? Hemen geçti ya. Çok erken. Maşallah. Bir yıl içinde mi halloldu hepsi, tabii, her şey? Çünkü tiroid kanseri çıktı. Annem tiroid hastası olduğu için bizi hep kontrole götürüyordu. Ben de bu arada hep giderim doktora. Öyle şeyimdir, bilinçliyimdir. Bir kontrolde çıktı. Zaten hemen halledildi. Tedavi oldu. Maşallah. Erken teşhis. Zaten öyle ağır bir şey değil, versiyonu değil. Geçti yani. Vücudun en beğendiğin yerin neresi? Şimdi gözlerine bakıyorum da bu nasıl göz? Kaplan gözü gibi diyorum. Böyle bir çekim olamaz. Maşak ya. Maşak gibi. Evet ya. Saçlarım sayılır mı? Ben saçlarımı çok severim. Bak başta ne dedim size? Şampuan markaları. Şu saçlara bir şey gelmeli. Bak sen bir şu şey. Şu dudaklara gelmemesi de enteresan. Hiçbir yani, şey yok değil mi senin dudağında? Yok. Demek ki çok daha iyisi olacak. O yüzden. İnşallah yaşlanmadan, buruşmadan. Aşk olsun müjde. Yani sen nasıl yaşlanacaksın ki zaten? Ama yine profesyonel bakıyorum olaya. Yani bu bir zaman işi. Bu ama niye? Şey, Eva Longoria, L'Oreal'in yüzü ne zamandır? L'Oreal'i kesersin. Boşu boşuna reklam yapmak istemiyorum. Tabii efendim. Ama şimdi şey de istemiyorum ya. Orta yaş ürünü tanıtmak. Ben kendim orta yaş ürünü tanıtmak. Bence Müjde çok yaşsız değil mi? Ben Müjde'yi 10 sene önce de hatırladığımda. Evet. Yani Müjde hep aynı Müjde. Söylemek istediğim şey zaten oydu. Yani 10 yıl sonra da sen yine kozmetik alırsın. Balmumu gibi kız. Sen de 10 yıl sonraya kalmasın. Zaten 20 yıl. Kalmasın. Yani, ne kalmasın. Yapayım şimdi? Tanıdıklarımı mı atayım? Mesaj mı atayım menajerine? Esra aldır papatya. Atıyorum. Konuşursunuz. Papatya'yı tanırım. Tanırsın. Tanımaz mısın? Paranızı nakit mi alıyorsun? Yani nasıl çalışıyor? Ben onu mesela çok merak ediyorum. Her hafta yatıyor mu? Nasıl 4 bölüm birden mi yatıyor? Yani biz bunları merak ediyoruz. Bunlar da hep değişken. Çalıştığın şirkete göre değişiyor. Hayatta istemem. Ama... Nakit. Her şey her zaman nakit. Faturamı keseyim. Ondan sonra paramı yatırsınlar. Hiç sevmem. Hayatımız buna uygun olabilir bizim. Doğru. Ay, bu dizilerde, yani... filmlerde hep böyle bir 3'er, 5'er, 6 ay geçiyor. Maşallah. Alıyorlar tabii ki de. Faruk Bey. Faruk Bey. Faruk Bey. Şey bir konuk oyuncu olarak alır mısınız? Bir şey söyleyeceğim. Sete mi gitsek acaba? Set mi geçsek? Ay keşke. Aa, izin verirler mi acaba? İzin verirler mi öyle bir şey? Mesela müthiş bir soru var burada. Sana göre oyunculuğu kötü olan ünlü kim ve taklidini yapar mısın diyor. Ay oldu. Yapılır mı bu? Sorulur mu bu soru? Ah aşk olsun. Böyle soru mu sorulur? Böyle soru mu sorulur ya? Ne salak salak sorular soruyorsun ya? Ne kadar salak salak sorular? Bence herkes bir şey yapıyor. Beğenmeyin, izlemesin. Sen ama çok politik cevap verdin şu an. Hayır, ben ama ne desin? Şimdi bilmem kimin oyunculuğu çok kötü de. Hayır. Mesela oyunculuğu çok kötü denen biri var. İsmini vermeyeceğim. Bence çok güzel oynuyor. Bu çok objektif bir şey. Şey mi? Evet. Şey bence mi peki müthiş. Yoksa? Çok kötü oynuyor bence. Şey, bence peki ben şey için ne diyorsun? Aa, ben...
Anlamıyorum bile. Allah ayol. Sonsuza kadar yaşlanmayacak olsanız hangi yaşta kalmayı tercih ederdiniz? Ha? Çok güzel soru. Çok iyi soru valla. Zaten hep vampir gelsin beni ısırsın da. Benim de hayalim mesela bir vampirin gelip beni ısırmasıydı benim biliyor de. Musun? Oh, you touch my tra-la-la. My ding ding dong. Benim çok böyle şey istiyordum. Öyle. Ama işte gece hayatı kaç yaşında kalacaksınız peki? Ben 35 diyeyim. 35 güzel yani. Çok. Cahit Tıranca'da buradan sevgiler. Şu anda kalırım ya. Şu an iyi. 35 zaten. 8. 9. Ya güzel yaş. Güzel yaşlar bunlar. 40'a gelmeden bir vampir evet. Varsa aranızda. Aşkım bekliyoruz. Sen 40'ta da 30 gibi gözükeceğin için hiç olsun, problem değil. Olsun ben biliyorum sonuçta. Ama ne desem hayır diyorsun. Ben hep genel bütün oyunculara soruyorum bunu. Şimdiye kadar senin böyle rol almadığın yabancı da olabilir, bu Türk de olabilir. Rol değil ama ben Ezel'de oynamayı çok isterdim. 5 yabancı kere da demedi. Izledim, 6 kere gerçekten izledim. Hala Gece Yatmadan onu izliyorum. Ben gerçekten bir ara izliyordum. Tapıyorum. Ya. Oradaki kadın konuydu. Kimdi peki? Cansu Dere. Cansu Dere, Eyşan. Oğlum sen Ezel mi istiyordun sadece? Ben Ezel. Mesela yurt yani şey bir Hollywood yapımında olmayı isterdim mesela. Hatçık dermişim. Bir Matrix. Hemen. Bir Matrix. Sen bir ne yakışırsın orada be. Trinity. Allah. Korku evine girmem. Aa. Nasıl? Zinhar girmem. Korku evinde bir takım kurulacak. Mesela o zaman seçkin. Korku ben, yokum. Nursema, gelir misin? Ben yokum. Dışarıda beklerim. Ya bizle beraber giriyorsun. Ben çok korkarsın. Ben de çok korkuyorum. Ben eskiden oturup korku filmi seyrederdim. Artık düşüncesinden bile korkuyorum. Ben tek sevdiğim tek başıma. Ben... En korktuğumu söyleyeyim mi? Ne olur. Hala da korkuyorum. Freddy. Chucky. Ya. Chucky'nin yenisi geldi gördün mü onu? Çok kötü. Korku filmi seyretmedik. Chucky'nin dizisi çıktı, dizisi. Ben sonra kafamda onları neler yapıyorum yani izlediğim şeyden korkmama gerek yok. Sonra kendimi ben yeterince korkutuyorum. He. Yani kapadığım an bitiyor benim için yok. O korku. Cin mi şeytan mı diye. Bak en korktuğum şey işte o. Dabbe mi siccin Dabbe mi? Siccin mi? Mesela milyon dolarlar dünyayı önüme serseler korku filminde oynayamam. Nasıl ya? Annabelle'den şey teklif geldi. Conjuring'de başrolde. Conjuring'de ben para almam. Çığlıkta ölen kızsın. Çığlık olur. Çığlıkta maske taktın. Çığlık korku filmi. O şey... Daha... Gerçek korku filmi bu eskiler. Ya bir şeyde oynadım Kutsal Damacana'da. Ha, onu soracaktım ya. Oh milyon seyredilmiş. Ne evet. Olmuş öyle yine ya? Çok aman Allah'ım. Kutsal Damacana'da Annabelle'in oyuncağı var. Ondan korktun mu? İnanılmaz. Çok korkunç. Gerçek yapmışlar. Şaka yapayım. Senin bir haberini yaptılar. Sen hemen yalanladın Twitter'da onu. O çok iyiydi. Ne o? Kutsal Damacana işte o rol oyunu hazırlanırken 3 saatte yapılmış. Hani, 3 saatte yapılmış makyaj ama, falan diye. Ama makyaj sanatçısına ayıp değil mi? Ha, ya, 3 saatte mi yapılmış? Kaç saatte yapıldı? Hayır. Kaç saatte hemen çat çat yapıyor yarım saatte. Ben ona ayıp diye, ben haksızlığa dayanamıyorum. Kız hemen yaptığı şey, niye 3 saat makyaj yapılmış diye haber çıkıyorsun? Nereden biliyorsun? Ve hiç kimse böyle bir şey söylemedi. O hep abartıdır. Kaşın burada bizim unuttuğumuz sorular neymiş bakayım? Oyuncu bir erkekte ilk neye dikkat edersin? Senin Allah fena vermiş. Anlaşıp anlaşamadığıma. Fiziksel özelliklerin senin için mesela önemli midir yoksa önemli, zekayı mı? Önemli, güzel insan severim ama akıllı da olması lazım. Tabii ikisi onlar önce paket zeka. Olması gerekiyor. Tabii kesinlikle. Önce zeka ama beğeniyorum da şimdi yani beğenince de. Böyle beğendiğin bir erkek oyuncu var mı yurt dışında olur, Türkiye'de var. Olur? Kim mesela? Mehmet Günsür. Aramızdan. Çok cevapları hemen hızlı hiç düşünmüyor. Anthony Hopkins'le Jack Nicholson'ı çok yakışıklı buluyorum. Yani Anthony yakışıklı Hopkins'le yakışıklı. Artık biz ne çocukken bile seviyor. Yaşlıydı adam. Ölü seviyordu. Öyle. Here's Johnny. Ama ya bir şey diyeceğim onlar da yaşlı gibi gelmiyor bana ya. Yok çok aşkım çok yaşlılar. Hele Anthony Hopkins'in kız o biz son çocukken yaşlıydı. Storylerini görmedin evet, mi? Evet çocukken yaşlıydı gerçekten. Storylerini görmedin mi Anthony Hopkins'in delirmiş gibi adam? Bak onu artık izlememeye patron, patron, patron kovmaya geliyor gerçekten. Haluk Bilginer. Ama şimdi yani. Tek başınayken ne yapmaktan hoşlanırsınız? Bu bana bu soru iyi ki bana gelmedi. Tek başınayken ne yapmaktan hoşlanırsınız? Ben mesela hoşlanırım. Onu diyecekti de hayır değil. Asla. Niye benim asla? Yaptığım şey ne? Ben sadece yatmak ve şey hani Netflix'ten YouTube'dan şeyler seyrediğim oldu. Ne yapıyordun? Sanki bastı beni. Ay götüm diyor. Bastım ya geçen bassa tuvalette. Utanırım. Bassa utanırım. Çok utanırım. Sen? Çok tabii ki çok ben utanırım. Ben çok gülerim. Ben altıma işerim. İşte çok gülerim benim. Sen de gülersin. Çok gülerim ben. Ben çok benim hayatım mesela yok ya utanmam seçkinden herhalde. Güler altına sıçar gülerim. Ben de çok güler. Gülerim. Ama ne gerek var? Ben mesela bazı şeylerin mahrem kalması taraftarıyım. Mesela iç çamaşır. İç çamaşır. Anlatın. Biz şu an bilmiyoruz. Bir aranızda espri var. Espri hemen açıklıyorum. Ben başlayayım sana devam et. Geçen gün işte Atina'ya gidiyoruz. Valiz yapıyoruz. Küçük bir el bagajı yaptık. İçine şey kabin bagajı yaptık. Küçük malzemelerimizi koyduk. Artık en son bavulu beklemeyelim diyoruz. Donlara yani. Çoraplara sıra geldi. Sonra benim de arkadaşım var işte evde Hiko diye aynı zamanda işte Tofi, Mofi falan hep beraber kalabalık şeydi. Hiko da dedi ki bana dedi ver onları ben dedi şeye koyayım. Bavula bagaja diyecektim. Bavula koyayım dedi. Ben de orada garip bir şekilde seçkin çamaşırlarımı görmesin. Hihihi yaptım.
böyle mi yaptın? Tam olarak bunu yaptım. Seçkinin çamaşırını görmesin. yaptım. Bundan sonra ben de öyle yapacağım. Şu an şöyle söyleyeyim. Etrafındaki birçok insan bir şeye utandığında yapıp geçiyor. Ve sen bunu Seçkin'e ne zaman yaparsan ben inanılmaz gülüyor. Ki. Seçkinin çamaşırını görmesin. Ben mesela dışarı çok rahat, çok şey gözüken bir insanım ama senin gibi alanıma çok böyle şeyim birazcık, sahipleniyorum. Sevdiğin bir kamyon arkası söz var mı? Ay hepsi. Ya. Ay bayılırım. Ne güzel soruları beğendi vallahi, inanamıyorum. Ben bayılırım. Oğlum benim tesbihlerim var. Ne? Boş zamanlarımda gidip okey oynayıp eskiden nargile. Peki bilardo oynamayı seviyor musun mesela? Hayır, ben okeyciyim. Okey mi, durex mi peki? Ben bunu da çok seviyorum sonra. Ne kadar klişe bir çocuğum gerçekten. Tamam. Özel bir gücün olsa ne olsun isterdin? Neyse bir şey diyeceğim, bana klişe gelmiyor. Gerçekten. Oh canıma değsin. Ben çok gülüyorum. Bunun sorusuna gülüyorum ayrıca. Böyle sormuşlar. Sadece fantastik filmler seven, seyreden bir tip olduğum için. Marvel falan seviyor musun? Herhalde. Ansiklopedileri var bende. Evde figürlerim var. Ben de bir gün Nişantaşı'nda sana bir şey anlatacağım. Madem Marvel falan seviyorsun. Nişantaşı'nda bir gün bir figürcü açılmış. Ben de figür aşığıyım. Topluyorum ediyorum falan böyle bilmem ne. Ben de. Gittik Nişantaşı'nda işte beraber. Ben de o zaman Nişantaşı'nda oturmuyorum. Seçkin orada oturuyor. Girdik ben böyle ürkek ürkek böyle aşağıdan merdivenden aşağı indim. Niye bu kadar salak şey yapıyorsam? Çünkü gözünde o figürler benim için çok paha biçilmez yani. Çok şey hani. Çok özel. Gördüm orada Batman'ler, Superman'ler, aman yapmışlar en özel şeyleri 4750-8000 bilmem nere falan, dedim ki ben alamam, mümkün değil o zaman çalıştığım şeyden bahsediyorum. Sonra gittim ben, artık hani o dükkanda hani öyle bir baskı oldu ki bende, bir şey almadan çıkmamam lazım kafasındayım. Yumrukmadım. Hepsinin fiyatını soruyorumdur, hepsinin fiyatı bu ne kadar, artık adam yıldı. Hop falan diyor, en son dedim ki fantastik dörtlüdeki kum adam var ya. Onun yumruğuna. 750 TL dedi. Ben alayım bunu dedim. Seçkin altına işiyor bu arada gülmekten. Ama bak aynı yazı. Anladın ya, mı? Hani bir şey almak zor. Hani adam o kadar çok soru sordum ki. Bu arada maaşım 900 lira, yanlış anlamayın. Bir ay 900 lira çalışıyorum. 750 liraya bir de ışık da yanıyor diye ben bir de ona kandım. Altından ışık yanıyor. Öyle bir şey. Nerede olduğu hakkında bir fikrim bile yok. Ben aldım. Daha aldım çıkarken elim boş çıkmasın diye aldım dedim. Biz merdivenlerde bir şey yapıyoruz. Yani kime yani? Salak. Nerede duruyor yumruk? Annemde bir de. Yani annemin evinde. Ben kendi evime bile getirmedim. O kadar utanıyorum. Evet, ben aynı olur. Edeyim kız. Evet. Vallahi olur, edeyim. Evet. Bu sorular bitti. Ben Tuan'la Tesla'yinkine devam ediyorum. Vallahi bak bitti. Bunlar ben de şeyi soruyorum. Bir makyaj kaç saat? Ünlü yakın arkadaşın var mı? Ben de şeyi sorayım. Kimin sorularını sorayım ben? Selin Karacaannem'in sorularını sen soruyorum. Sen de onu sor. İş hayatında hiç rezillik geçirdin. Veza Altun ya da Seçkin Süngüç'ün makyajını... Çok şey sormadınız. Geçtiniz bir kere Kızılcık Şerbeti sormaktan. Ama ne? Aha, Kızılcık Şerbeti lütfen, hassas noktamız. Muhtemelen bir dudu soracak halim yok şimdi. Aynen şimdi. Reyman'a mı soruyorum? Geçmiş. Kadınızı çekmiş mi? Makyaj bozuluyor. Makyaj gidiyor. Makyaj böyle yavaş yavaş. Konserör böyle gidiyor, eriyor. Çünkü 6'da başladık, şu an saat 1. Şu an gece 1. Bir fobini öğrenmek istiyoruz. Benim bunlar biz yok. Senin sorun değil bu arada bunlar. Bu kadar artık işi bin artık benim. Şeyi bak, oldu. Ha. Başka zaman da makyaj yapalım mı sana? Evet. Benim evet. Dükkanım var, gelsenize. Ben birkaç aynen. Bölümde bir gelmek istiyorum. Ne olur gel. Dükkanına da gelmek istiyorum. Sözleşme. Hemen sözleşme imzalayalım. Hemen müjdeyle. Ayrıca başkalarını konuk aldığınız, arkadaşlarımı konuk aldığınız yerde... Ne olur gel. Ama yani. Söz ver. Bak, duydum. Söz ver. Aynen, burada bir yerimiz daha var. Evet. Bizim burada bir mutfağımız aynen. Var da şu an. Seçkinle tartışınca o mutfağa gidiyoruz derneğine. Mutfak. Selena Gomez gibi şey yaptırdık. Aynen öyle. Damla'dan falan yaptırdık. 6 ay önce yaptırdık bu mutfağı. Damlacığım seni çok seviyorum ama yedirmem o konsepti diye. Hayır. Biz de yemek yapacağız. Neyimiz eksik? Herkes yemek yapıyor falan diye. Evet. Ama biz zaten geçen hafta yayınlanan konsept var biliyorsun mesela. Doğru. O doğru. Aa, yeni bir konsept çektik bu arada. O da çok güzel olacak. Oldu bile. Siz bunu seyrettiniz. Ben çok yoruldum arkadaşlar ya, artık. Çok ben mi yordum? Hayır, ben mi? Çok teşekkür ediyorum geldiğin için ama benim köpeğim var. Yani açım. Sabah kahvaltı yapmadım. Hani sabah 6'da öğlen 6'da saat olmuş bir. Seçkincim seni de çok öpüyorum. Ben metro ile kaçayım. Ediyorum. Metro kapanmadan kaçayım ben. Çok teşekkür ediyorum. Artık ağzım kurudu. Efendim birbirimize kaldığından sonuna geldik. Biz önümüzdeki hafta yine aynı gün aynı saatte. Burada olacağız. Abone olmayı, yorum yapmayı ve like bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.
Ne diyordum ben? Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müjdeye ayrıca teşekkür gerçekten, ediyoruz. Gerçekten bu arada harikasın, gerçekten 150 bölüm çektik belki. Evet. Bu kadar burada kalmak isteyen, bu kadar böyle bizim enerjisi tutan. Ki. Hiç kimse olmadı daha önce demişim. Hayır, hep gelen konuklarımızın hepsinin canını yerim ben. Ben onu toparlayayım. Hepsine kurban olurum. Aşklarım, güzellerim ama Müjde mesela burada böyle çok kalmak istedi. Ama stüdyonun enerjisi işte. Evet. Yine stüdyo enerjisi. Daha çağıracağız ama ben mutfakta ben da bir şeyler yapacağız. Ben istiyorum. Ben talep ediyorum. Ben istiyorum. Aklıma bir fikir geldi şu an. Arabaya bindik gittik. Müjde kullandık. Hayır hayır, öyle bir şey değil. Senin şimdi YouTube kanalına biz de bir konsept bulup gelelim mi? Evet. Hem öyle yapalım. Bir de carpool, karaoke gibi bir şey yapalım. Yapalım ne olursun. Şarkı söyleyelim. Bizim patron yapıyor bu arada. Müjde'nin de işlerini. Söyle araba kullanmak. Ne olur. En sevdiğim aktivite zaten. Şarampole yuvarlandık, Allah korudu. Şoförüm hiçbir şey olmaz. Ya tamam. Sana makyaj yapmak çok keyifliydi. Para almayınca sorun oluyor ama yine de sen çok keyifliydin. Yani boşu boşuna yapıyormuşum gibi hissediyorum ama yine de seviyorum işimi. Aynen, seviyorum ben de işimi. Burada yapınca gel, sen... Gel gel diye yalvardıklarını tabii söylemiyorsun. Neyse. Aa, onlar bir şey söyleyeceğim gerçekten. Bak, işte bak dükkana da bekliyorum, eve de bekliyorum. Bak evde diyeceksin ki bu ne hürmet. Vallahi bunun, ne abartı. Bunun yatarım, iki kek yatarım. Poğaça getirmeye ne hürmet ne yapıyor. Ben çok severim bakın. Çay, bana. Poğaça, hazır hepsi. Ben en azından kendim yapıyorum, kendim. Öyle pelekiden alıp da dağıtmıyorum sakallılar önüne. Ay, neyse sakallı. Kapatın abi. Hayır, kapatmak yok. Başa aldın o. Bize kaldın herkes, merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Fezi Altunay, içim içime sığmıyor. Ulan senin geldi, bütün yurt dışındaki manitalarının gelince benim evde ağırladıktan sonra kapatıyorlar mı? Hay maşallah, hay maşallah diye. Heh, bunu da söyledim. O kafayı yemeleri benim sebebim. Yanlarında ben olduğum için kafayı yiyorlar. Evle bir alakası yok onun. Servise hürmet benden ediyorum ben. O işte lafın geçti. Teşekkürler ediyorlar. Allah belanı kaldırsın inşallah seni, değil mi? Bir daha da alırsam şeyi, ne VR'ları kaldı, ne yedikleri şey kaldı. Gerçekten.